Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak yayınladığı bir mesajda milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Oturak, Türkiye huzur içinde yaşayan, mutlu ve müreffeh insanlar ülkesi olduğu oranda Cumhuriyet gerçek manasına kavuşacaktır dedi. 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili tartışmalar nedeniyle iktidar ve muhalefeti eleştiren ve bayramı bile krize dönüştürmeyi başaran bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız diyen Oturak, bu çocukça tartışmaların ülkeye zaman kaybettirdiğini vurguladı. Bugün 91. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, aziz milletimizin canları pahasına ortaya koydukları büyük fedakarlıklarla kuruldu. Ancak bugünkü siyasi anlayış, ecdadın ortaya koyduğu o asil duruştan çok ama çok uzaktır diyen Oturak sözlerini şöyle sürdürdü. Ülke olarak birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz. İçeride terör belası her gün yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Dışarısı ise tam bir ateş çemberi. İslam coğrafyası kurtlar sofrasında pay edilmeye çalışılıyor. Ateş kapımıza dayandı. Ne var ki iktidar ve muhalefet bu devasa sorunları çözmek bir yana oturup konuşmayı bile beceremiyorlar. Bayramları dahi gerginlik ve kutuplaşma nedeni haline getirip krize dönüştürebiliyorlar. Keşke kutlamaya gidip gitmemeyi tartışma konusundaki gösterdikleri hassasiyeti, Cumhuriyet'in ruhu konusunda da ortaya koysalar. İşsizliğin olmadığı, insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı, müreffeh bir Türkiye'yi kurma konusunda da bu kadar kararlı olsalar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde her 5 gençten biri işsizdir. 12 milyon insan yardım almadan hayatını sürdürememektedir. Cumhuriyete sahip çıkmak, gençlere yeni iş sahaları kurmakla olur. Yoksulluğu bitirmekle olur, terörü çözmekle, akan kanı durdurmakla olur. Çünkü Cumhuriyet, halkın sesine kulak vermek, milletin taleplerini yerine getirmektir dedi. Her şeye rağmen karamsar olmadıklarını vurgulayan Oturak, mesajını şöyle tamamladı. Bu yüce millet, en zor zamanlarında bile tarih yazmış, olmaz denileni başarmıştır. Hiçbir zaman güce boyun eğmemiştir, esaret ve dayatmayı reddetmiştir. Bu ülkeyi canları pahasına bizlere emanet eden tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Onların milli mücadelede ortaya koydukları azim ve cesaret her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Yeniden büyük Türkiye'yi kurma konusundaki kararlılığımızın en büyük gücü olacaktır dedi.